Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için evde en lezzetli şekilde işkembe çorbası nasıl yapılır bununla ilgili bir video hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Lezzetli bir işkembe çorbası için işkembenin seçimi de çok önemli. Bu şekilde damarlı bir işkembe kullanmanızı tavsiye ediyorum. İşkembenin bonfile kısmı yani damarlı kısmı ile yaptığınızda daha lezzetli bir işkembe çorbanız olacak. Aynı zamanda böyle yağlı olmasına da özen gösterelim. Ben işkembe çorbası içerisinde şöyle iki tane de şirden kullanacağım. Şirden kalın bağırsağıdır. Yani işkembenin en lezzetli yeridir. Varsa elinizde bunu da çorbanın içerisine ilave etmenizi tavsiye ederim. Şimdi işkembemizi güzelce yıkayalım ve sonrasında derince bir kasenin içerisine üzerine geçecek kadar su ilave edelim. Ve bir yemek kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı karbonat koyarak içerisinde 1 saat kadar işkembemizi bekletelim. Bu şekilde yaptığınızda işkembe çorbanızdaki ağır kokunun da önüne geçmiş olacaksınız. Şimdi bekleyen işkembemi şöyle akan su içerisinde güzelce bir yıkıyorum. Güzelce yıkamış olduğum işkembemi bu şekilde kenara alarak fazla suyunu akıtması için kenarda biraz bekletiyorum. Ben bugünkü tarifimde toplamda 1 kilo 250 gramlık bir işkembe kullandım. İşkembe büyük bir parça olduğu için de şöyle gelişi güzel küçük parçalara ayırıyorum. Bu sayede işkembemiz de daha kolay bir şekilde haşlanmış olacak. Bu arada ben elimde olmadığı için kullanmadım ama sizler isterseniz içerisinde 2 adet kuzu paçası da atarsanız yüksek oranda içerdiği kolajenle de besin değerini daha da yükseltebilirsiniz. Çok fazla yağlı olmasın isterseniz bu yağlı kısımlarını biraz ayırabilirsiniz. Ama ben yağlı bir işkembe sevdiğim için bu kısımları ayırmıyorum. Bu şekilde küçük parçaları ayırdıktan sonra da artık işkembemizi haşlama kısmına geçebiliriz. Şimdi küçük parçalar ayırmış olduğum işkembeyi ve 2 adet şırdanı da düdüklü tenceremin haznesinin içerisine yerleştiriyorum. Ve sonrasında toplamda 2 litre kadar suyu içerisine döküyorum. İşkembe çorbasında bu haşladığımız suyu kullanacağımız için 2 litre su kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir yemek kaşığı da tuz ekledikten sonra bu şekilde haşlayacağız. Dilerseniz bu haşlama suyun içerisine sarımsak ya da soğan da ekleyebilirsiniz. İşkembe uzun bir sürede piştiği için ben bu aşamada düdüklü tencere kullanıyorum. Düdüklü tencere içerisinde yaklaşık 35-40 dakika kadar haşlıyorum. Eğer sizler düdüklü tencere kullanmayacaksanız bir tencere içerisinde en az 1 saat kadar pişirebilirsiniz. Ben toplamda 40 dakika kadar düdüklü tencere içerisinde işkembemi ve şırdanları güzelce haşladım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş durumdalar. Şimdi içerisinden alıyorum ve kenarda bunları soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da güzelce doğrayacağız ve çorbamızın diğer aşamasına geçeceğiz. Her düdüklü tencerenin pişirme performansı farklılık göstereceği için sizler de lütfen kontrollü olarak pişirin. Şimdi haşlamış olduğum işkembenin suyunu uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve sonrasında ocağın orta gözüne alarak kenarda yavaş yavaş kaynamaya bırakıyorum. Bu arada biz de işkembemizi ve şırdanlarımızı kenarda doğrayalım. Ben işkembe çorbası içerisinde işkembeleri böyle biraz büyük sevdiğim için iri parçalar halinde doğruyorum. Sizler dilerseniz daha küçük ebatlarda doğrayabilirsiniz. Kış ayına yaklaştığımız şu günlerde özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda iyileşme sürecini hızlandıran bu lezzetli işkembe çorbasını en az ayda bir kez mutlaka sizlerin de yapıp tüketmenizi tavsiye ediyorum. İşkembe çorbası bağışık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda kas ve kemiklerin gelişimine de büyük katkı sağlıyor. En belirgin özelliği de işkembe çorbasının sindirim sistemine çok iyi gelmesi. Evet gördüğünüz gibi böyle biraz ilice olacak şekilde doğradım ve kenarda da işkembenin suyu kaynadı. Kaynayan işkembe suyunun üzerine şimdi de kesmiş olduğum işkembeleri aktaracağım ve bu şekilde 10 dakika kadar kaynatmaya devam edeceğim. İşkembeyi kaynatırken 2 litre su kullanmıştım. Şimdi benim düdüklümde su eksilmesi olmadığı için yine aynı şekilde 2 litre olarak tencerenin içerisine aldım. Eğer sizin düdüklü tencereniz suyunu azaltırsa üzerine biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi işkembeleri de attıktan sonra içerisine çorbam güzelce kaynadı. Bu aşamada biz de işkembe çorbasının terbiyesini hazırlayacağız. Burada toplamda 3 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Bir tane de yumurta sarısını yoğurdun üzerine ekliyorum. Burada da yarım limonun suyu var. Onu da ekledikten sonra bu malzemeleri öncesinde şöyle çırpma teli yardımıyla güzelce pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Un ilavesi yapmadan önce yoğurdum da koyu kıvamlı olduğu için şöyle çay bardağının çeyrek kısmıyla su ekledim. Suyu ekledikten sonra unumu yavaş yavaş yoğurt karışımının içerisine ekliyorum ve biz taraftan da gördüğünüz gibi çırpmaya devam ediyorum. Bu sayede içerisindeki unlar da topaklanmamış olacak. Bu aşamada güzelce ve iyice çırpmaya özen gösterelim. İçerisinde herhangi bir topaklanma olmasın. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz terbiyeyi şimdi kenarda kaynayan işkembemizin suyundan şöyle bir kepçe alarak ılatıyoruz. Böyle ılıtarak içerisine eklediğinizde çorbanızda kesilmemiş olacak. Yine çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra kenarından yavaşça ekliyorum ve yine aynı şekilde çırpma teliyle de sürekli karıştırıyorum. Bu şekilde terbiyenizi döktüğünüzde çorbanız hiçbir şekilde kesilmemiş olacaktır. İşkembe çorbasının içerisine terbiyesini döktükten sonra sürekli karıştırmaya özen gösteriyorum. Bu şekilde de çorbamı kaynatmaya devam ediyorum. İşkembe çorbasına terbiyeyi de ekledikten sonra kenarda 10 dakika kadar daha kaynattım. Öncesinde de şöyle bir yemek kaşığı olacak şekilde de tuz ilave ettim. Ve toplamda 10 dakika kadar kaynatmış olduğum İşkembe çorbamı artık ocaktan indiriyorum ve kenarda servise hazır hale getiriyorum İşkembe çorbasının olmazsa olmazı sarımsak sirke ve pul biberdir Ben bunları çorbanın içerisine eklemedim bu şekilde hazırlayarak Sarımsak sirkeyi servis esnasında sunuyorum Herkes dilediği şekilde kasesinin içerisine koymuş oluyor Evet bugün sizlere evinizde en lezzetli şekilde işkembe çorbası nasıl yapılır tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Şöyle işkembe çorbasından bir kaseye alarak çorbamızın son kıvamını size yakından da göstermek istiyorum. Hem besleyici hem de şifa deposu bu işkembe çorbasını mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.